Ne bileyim abi. İstanbul Karavan Fuarı'ndan merhabalar. Dışıyla çok ilgi çeken bir araç var Karavan Fuarı'nda. Hem slide room'u var, hem yukarı doğru tavanı açılıyor. Bu ilginç aracı size tanıtmak istiyorum. Araç 2006 model Isuzu Turkuaz şasisi üzerine üretilmiş. Görüyorsunuz içinde güzel deri detaylarla döşenilmiş bir iç kısım var. Kokpit güzel, ferah. Geri görüş kameraları, tablet uygulaması var. Bu merdiven yukarı doğru kalkıyor. Gördüğünüz gibi. Merdiven yukarı doğru kalkıp şu kısmı kapatıyor. Altında ise birbirine bakan 4 kişilik oturma grubu ve ortada masası mevcut. Şu şekilde. Zemine kadar geliyor. Burayı biraz sonra göstereceğim. Yukarıda hem açılan tavan var hem de başka üniteler var. Biz mutfak kısmından başlayalım. Çamaşır makinesi. 7 kilogramlık bir çamaşır makinesi var hemen mutfak kısmında. Bulaşık makinesi, Electrolux'un. Ted Ford'un fırını. Ted Ford'un ikili ocağı. Makas resetimiz. Lavabomuz. Lavabomuz şu şekilde. Çok şık olmuş burası. Hemen karşısında büyük bir berhemi karavan camı mevcut. Şurada bir şoför yatağı var. Şurada şoförün üstünde alkovenli karavanlardan alışkın olduğumuz bir yatak kısmı var. Hemen üzerinde ithal bir heki. Burada gözler var. Ted Ford'un buzdolabı var burada. Burada banyo tuvalet. Banyo tuvalet özellikle burayı göstermek istedim arkadaşlar. Öncelikle zemindeki tik çok güzel uygulanmış. Şu tek parça geliyor. Burada Ted Ford'un tuvaletini görüyorsunuz. İçeride beyaz renkler, geniş bir ayna kullanılarak içeri daha da geniş hale getirilmiş. Burada da görüyorsunuz havalandırma camı. Duş ise normal duş imkanı var. Şuradan kontrol ediliyor. Devamını hemen göstereyim sizlerle. Evet, burada kontrol üniteleri var Truman'ın. Burada yeterli çekmecesi var. Şimdi zemine dikkat etmenizi istiyorum. Bakın zemin şöyle bir parça artıyor. Fark ettiğiniz gibi. Çünkü burada slide room dediğimiz yani kayan oda. Burası aslında arkadaşlar bu kadar geniş değil. Bakın banyonun içerisine ya da şuradan bakın aracın genişliğine. Buradan aracın genişliğini algılarsanız bu odanın çok daha geniş olduğunu görüyorsunuz. Bu dışa açılmış olan kısım. 70 santim kadar açılıyor. Bu da gayet ferah bir ortam oluşturuyor. Ayrıca burada bir yatak var. Düğmenin nasıl çalıştığını da gösterelim mi? Şurada yukarıda çocuk kilidinden aşağı yukarı indirebiliyorsunuz. İki tane düğmeyi birden basarak kullanıyorsunuz. Bazı karavanlarda bunu yapmıyorlar. Evet. Birinin eli çarpabilir, biri değebilir. Çocuklar bilmemezden, evet. bilmez yanlışlıkla basar. Bu yatak aşağı doğru iniyor. Şundan da bahsedeyim. Burada bir projeksiyon perdesi var. Onu da güzel düşünmüşler. Burada da projeksiyonun yeri var. Burada oturup sinemanızı izleyebilirsiniz. Keyifle. Ayrıca Alpine'in ses sistemi var. Ses sistemi şuradan açılıp buradan kontrol ediliyor. Gördüğünüz gibi delikler fark ediliyordur zaten. Onlar da hoparlörlerin yuvaları. Burada bir masamız var. Zaten kumandayla aşağı yukarı sağa sola anlatabiliyorsunuz. Çok arkada güzel. Gizli dolabımız var. Burada sağ gizli bir dolap var. Burası geniş gördüğünüz gibi. Bu oda gerçekten çok ferah olmuş. Yani şu an sanki bir çekme karavanda enine duruyoruz gibi. Bunların altında da küçük saklama alanları vardır tahmin ediyorum. Merkezi bakım sistemi de var bu arada. Bir, iki toplam buraya süpürgenin portunu bağlayıp çekin. Merkezi vakumdan da bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bir noktada elektrik süpürgenizin olduğunu düşünün. Bu otellerde çok kullanılan bir sistem. Türkiye'de bir karavanda buna denk geleceğim aklıma gelmemişti. Bunun avantajı arkadaşlar bir odada bir merkezde sizin süpürgeniz var. Süpürgenizin ise bir hortumu mevcut. Hortum buraya bağlayıp çalıştırdığınız zaman burayı rahatlıkla süpürebiliyorsunuz. Ama sizin sadece yanınıza taşıdığınız bir hortum ve boru.
Bu merkezi sistemi de büyük ihtimal deposunu da aşağı koymuşsunuzdur. Merkezi süpürgenin. Evet, aşağıda. Yani bu da özellikle alerjisi olan insanlar için çok iyi bir uygulama. Hemen buradan yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın buralar bile değerlendirilmiş. Küçük saklama alanları var. Burada yatağı daha detaylı görebilirsiniz. Buyurun siz de gelin. Şimdi yukarı çıktığımız zaman bizi başka bir arkadaşımız karşılıyor. Merhabalar. Şimdi şu an bir karavanın üstündeyiz. Üst katındayız. Gördüğünüz gibi projeksiyon var. Ocak var. Tek göz ocak evye var. Barbekü var. Burada ses sistemi var. Güzel bir oturma alanı var. Peki burası nasıl çalışıyor? Ondan da bir bahsedelim. Burası şöyle ki, çalışmadan önce, aracımız hareket haline geçmeden önce 1 dakika içerisinde tamamen otomatik olarak elektrik sistemini kapanabilir. Kapandıktan sonrasında yandaki korkuluklar da onunla beraber içeriye sandıklanıyor. Yani korkuluk için bir ara bölme var gördüğünüz gibi. Evet. Bu ise kendi yuvasında aşağı doğru iniyor. Gördüğünüz gibi şu girişleri. Daha sonra yolculuk, seyahate hazır oluyoruz. Peki su geçmez mi içerilere? İşte onun için de burada dışa doğru bir çıkıntı ve fitil sistemi kullanılmış arkadaşlar. Kolay kolay su alacağını zannetmiyorum. Ki kaldı ki burası da zaten biraz suyu da tolere edebilecek şekilde tasarlanmış. Belki gerçek tik değil ama tik gibi, tik görünümlü kauçuk. Bir malzeme var. Kauçuk. Hı-hı. Burada kauçuk kullanılmış. Bu da işte hafif suda da ayağınız kaymaz. Şurada bir Webasto borusu görüyorum. Doğru mudur? Gazla çalışan ocağımız için gaz desteğimiz mevcut. Aynı zamanda barbekü için de elektrik sistemi. Güzel. Buranın ısıtması yok değil mi? Zaten açık hava. Evet. Çok güzel, değişik bir karavan olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür. Firma hakkında da biraz bilgi verelim. İstanbul Hadımköy'de bulunan bir firmayız. Hı-hı. Obus Karavan. Obus Karavan. Tamam. İlgilenenler arkadaşlar oradan iletişime geçebilirsiniz. Bugün fuarın son 3 günü. Detaylı çekim yapacağım. Pek çok firmaya uğrayamamıştım. Onlardan da video gelecek. Bu tarz içerikler için videolarımı takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim bu arada. İyi hoşça kalın. Dilerim.